sessiz, derinden ve hızlı. Gece gündüz demiyor, 707 işçi, 179 teknik eleman, 2 adet dev tünel açma makinesi 7 istasyonda eş zamanlı çalışıyor. 7,2 kilometrelik hatta yerin altına yepyeni bir yaşamın yolu açılıyor. Temelini Haziran 2018'de attığımız Fahrettin Altay Narlıdere metro inşaatı, Bornova'yı Narlıdere'ye bağlamak için tüm hızıyla sürüyor. Uzunluğu 100 metre, çapı 6,6 metre, ağırlığı 450 ton olan 2 TBM ile tünel kazılarını tamamlıyoruz. Kazıyor, toprakla taşı ayrıştırıyor, dışarı çıkarıyor, beton plakları yerleştiriyor. 2 TBM her gün toplam 20 metre ilerliyor. Tunnel Boring Machine, TBM, yerin 30 metre altında sessiz, titreşimsiz, hızlı çalışıyor. Yerin üstündeki yaşam inşaattan en az düzeyde etkileniyor. Yeraltı tünel fabrikaları hem bize hız kazandırıyor hem de daha güvenli bir inşaata olanak sağlıyor. 7,2 kilometrelik Fahrettin Altay Narlıdere metro hattı, Balçova, Çağdaş, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik, Kaymakamlık istasyonlarından geçecek. Tamamlandığında Bornova Evka 3 Narlıdere'ye kesintisiz bağlanacak. İzmir genelinde çevre dostu raylı sistemle yolculuk 186,5 kilometreye ulaşacak. Kentin iki ucu birbirine rahatça, güvenle ve hızla ulaşacak. Fahrettin Altay Narlıdere metro hattıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik sıkışıklığına, şehrimizi ve gezegenimizi kirleten fosil yakıt kullanımına karşı büyük bir adımı daha tamamlamış olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Kanal İzmir ekranından da yayınlanan Bir Toprağın Teri programından daha hepinize kucak dolu selamlar ve saygılar. Efendim bu akşam Toprağın Teri programında Dünya Gıda Günü'nü konuşacağız. Bugün ayın 17'si, bir gün geçti ama biliyorsun benim programlarım Perşembe günleri olduğu için bir gün gecikmeyle de olsa bu programı yapmak istedim. Bu vesile şunu söylüyorum. Her Perşembe saat 18'de kimseye randevu vermeyin, hiçbir yere de gitmeyin. Her Perşembe saat 18'de 18.40 arasında Kanal İzmir Televizyonu'nu seyrettiğinizde, Toprağın Teri programını seyrettiğinizde Türkiye'de ve dünyada tarıma dair gelişmeleri öğreneceksiniz. Evet, başta da söylediğim gibi dün Dünya Gıda Günü'ydü ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde birçok etkinlikler yapıldı. Biz de sevgili seyirciler Ege Üniversitesi'nde bir etkinlik gerçekleştirdik. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği ortaklaşa Dünya Gıda Günü buluşması gerçekleştirdik. Saat dün 14'te başlayan etkinlik saat 15'te kokteyle sona erdi ve şunu söyleyebilirim, oldukça yoğun bir ilgi vardı. Bu iki kurumun gıda güvenliği ilgilendiren iki birimin, bir tanesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisliği, diğeri de Gıda Mühendisliği Bölüm, yani gıda mühendislerinin üniversite bünyesinde ortaklaşa yaptıkları ilk etkinlikti. Ve biz şöyle bir karar aldık. Dedik ki Dünya Süt Günü'nde birlikte kutlayalım. Artık gıda mühendisliği arkadaşlarımızla bundan sonra etkinlik arkadaşı olduk. Evet, bu akşam bu gıda günü üzerinden hem gıda mühendisliği odasını konuşacağız, hem Dünya Gıda Günü konuşuyor, hem de biliyorsunuz geçen hafta Cumartesi günü Tarım ve Ormancılık Bakanlığı hileli ürünler ve listesini açıkladı. 1127 tane parti ürün, 638 tane firmanın hileli ürünleri teşhir etti. Onu da konuşacağız. İşte bu konuları konuşmak üzere çok değerli bir konuğum var stüdyoda. Efendim, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Gıda Mühendisleri Odası,
İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak bizimle birlikte. Sevgili başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi söylemedim ama siz kullanıyorsunuz. İbrahim Uğur Toprak. Hani onu söylemedim ben. Uğur'u kullanıyorum yani. Genelde Uğur'u kullandığınızı biliyorum. Başkanım, şimdi siz de Gıda Mühendisi Odası, Ziraat Mühendisi Odası, Veteriner Hekimler Odası değil mi? Kimya Mühendisi Odası. Kimya Mühendisi Odası. Bir dün Dünya Gıda Günü vesilesiyle ortak bir basın açıklaması düzenledik. O konuda istersen oradan başlayalım. Bu basın açıklaması gerçi medyaya yansıdı ama burada konuşmak istiyorum. Yazılı basında çıktı. Burada da konuşmak istiyoruz. Mesela o basın açıklamasında dikkat çeken şeyler nelerdi? Çünkü bunlar özellikle bu konuyla ilgili meslek örgütleri, Ziraat Mühendisi Odası olsun, Gıda Mühendisi Odası, Veteriner Hekimler Odası veya Kimya Mühendisi Odası olsun, onların söylemlerine dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'de tüketicilerin dikkate alması gereken odalar buna. Neler öne çıktı? FAO'nun bu sene belirlemiş olduğu tema sıfır açlık ve sürdürülebilir beslenmeydi. Hı hı. Onun üzerine, temel onun üzerine dayalıydı ve dünyadaki yaklaşık 825 milyon insanın aç olması, yaklaşık 1.3 milyar insanın çok kilolu olması, gelir dağılımının yetersiz, dengesizliği, hı hı. dolayısıyla bir tarafta çok israf edilen ürünler varken öteki tarafta insanların açlık çekmesi, hı hı. Ve bu gıda atık ve kayıplarıyla aslında bunları azaltılmasıyla yaklaşık 875 milyon insanın bu açlık hı hı. sıkıntısını çekmeyeceği buna üzerineydi. Yani daha şunu algılıyorum. Bir gelir adaleti var dünyada, zaten bu belli. Bir tarafta açlar var, bir tarafta obezler var. Bu zaten gıdanın da adil dağılmadığını gösteriyor. Kesinlikle. Bir de öne çıkan diğer bir konu bu şeyle ilgili, kayıplarla ilgili, gıda kayıplarla ilgili. Bunlar ortadan kaldırıldığında 875 milyon aç insan doyurabileceğimiz. Çok güzel. Peki şunu, Gıda Mühendisi Odası dedik, İzmir Şubesi. İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanısı. Buradan bütün Gıda Mühendisi Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlara ve bütün oda üyesi Gıda Mühendisi arkadaşlara buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Gıda Mühendisi Odası olarak neler yapıyoruz? Biraz da ondan bahsedelim. Gıda Mühendisi Odası olarak, İzmir Şube olarak her ay bir ayın konusu belirliyoruz. Hı-hı. Ve o konu üzerine çalışmalar yapıp bir yazı kalemi alıp değerli basınımızla paylaşıyoruz. Hı-hı. O ayın konusuyla ilgili gerek kamuoyuna gerekse vatandaşlara bilgilendirmeler yapıyoruz. Hı-hı. Bunun dışında öğrenci temsilciliklerimizle Ege ve Celal Bayar'da iki öğrenci temsilcimiz var. Hani evet, Celal Bayar belki Manisa'da ama çok yakın olduğu için ve oradaki öğrencilerin büyük çoğunluğu İzmir'de yaşadığı için onlarla birlikte ve şimdi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeki öğrenci arkadaşlarımızla birlikte 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle 2004 yılından bu yana İzmir'in çeşitli stand meydanlarında standlar açıyoruz. Bu sene de 19 Ekim Cumartesi günü saat 10 ile 16 arasında Bornova'da, Alsancak'ta, Konak'ta, Karşıyaka'da ve Buca'da standlar açacağız. Nerede olacak bu standlar? Şimdi şöyle, 19 Ekim dediniz. 19 Ekim Cumartesi günü. Saat kaçla kaç arası? Saat 10 ile 16. 10 ile 16 arasında. Karşıyaka'da çarşıda görüyoruz. Karşıyaka çarşı içinde Akbank'ın önünde olacak. Evet. Konak'ta vapur iskelesi karşısında olacak. Tamam. Büyük bir ihtimalle Alsancak'ta Erbil Süel'in Erbil Süel'in önünde. Evet. Türkan Saylan Sanat Merkezi'nin hemen önünde. Kültür Merkezi'nin. Bornova'da Cumhuriyet Meydanı'nda Karsalli Atilla İlk Öğretim Okulu var. Onun önünde olacak ve Bornova'da yine metro çıkışında otobüs duraklarının orada. Olacak. Bir de büyük bir ihtimalle daha önce uzun seneler önce açmıştık. Bu sene de büyük bir ihtimalle Buca'da Forbes Caddesi girişinde büyük bir ihtimalle açılacak standımız. Evet, çünkü ben de hep denk geliyorum. Birçok kere özellikle Karşıyaka'da denk geldim. Sizin daha önceki yıllarda standlarda denk geldim. Çok güzel bir etkinlik bu. Öğrenci arkadaşlarımız, evet, mühendis gençler, arkadaşlarımız hep birlikte olup halkın bilinçli bir gıdaya nasıl ulaşabilir, bilinçli bir tüketicisi nasıl olabilir, 16 Ekim nedir? Ve FAO'nun o yılki teması üzerine bilgilendirmeler yapıyoruz. Sorularını cevaplıyoruz. Ben buradayken o zaman şeye geldim. Gerçekten insanlar sağlıklı gıdaya nasıl ulaşacaklar? Neden soruyorum biliyor musun? Şimdi Türkiye'de herkes tüketici. O gözle bakmak lazım. Hangi meslek grubunda olursa olsun, nerede çalışıyoruz olsun, bir kere herkes tüketici. Ama insanlar gerçekten dehşet içerisinde. Çünkü en son biliyorsunuz Cumartesi günü Tarım ve Hayvancılık, Tarım ve Orman Bakanlığı
bir liste yayınladı. 1120 evet, 1211 ürün. Evet. 618 firma. Firma ve dehşet içerisinde kaldı insanlar. Gerçekten nasıl sağlıklı gıdaya ulaşacaklar? Niye bu tür hileleri yapıyor firmalar ve işin enteresan da başka? Mesela ben yıllardır bu takip ediyorum. 2017-2018'de takip ettim. Hep aynı hileler yapılıyor, hatta geliştirerek yapılıyor. Firmalar çoğu da aynı. Ne olacak bu gıdanın hali böyle? Şimdi bakanlığın evet ifşa yapması önemli. Fakat bu ifşanın sıklığı önemli. En son bu cumartesi yaptığından önce 1,5 sene yaklaşık, 2018'in Mart'ıydı. Evet, evet. Ondan gene yaklaşık 1,5 sene önceydi. Bu aralığın daha kısaltılması lazım. Biraz daha belirlendikçe hemen hani belli bir sayıya ulaşması belki beklenmemesi lazım. Çünkü 1,5 sene çok uzun bir süre. Geçen 2018'in Nisan'ında Mayıs'ında aldıkları ürünü ifşası bugün yapılıyor. Halbuki o ürün artık ne raflarda kaldı. İfşaları yaptıkları zaman aldıkları analizin, numunenin tarihini, yaptıkları analizin tarihini de paylaşmaları şeffaflık açısından çok daha önemli mesela olacaktır. Mesela yöntem de paylaşabilirler mi? Yöntem. Yöntemi hangi paylaşabilirler. Yaptıklarını. Onun dışında mikrobiyolojik analizleri paylaşmaları lazım. Özellikle aflatoksin, heklotoksin, hatta pestisit kalıntılı ürünler bile paylaşılabilir. Sadece taklit taşı üzerinde durulmaması lazım. Dediğiniz gibi birçok firma aslında aynı taklitleri yapıyor. Dolayısıyla yapılan ifşa aslında çok da bir işe yaramadığı aslında gözüküyor. Çünkü insanlar hatta bunun üzerinden reklam kampanyası bile bazı firmalar. Yani bazıları öyle düşünüyor. Böyle düşünüyorlar. Ama ifşa yetmez diyoruz. Evet, yapılması sürdürülmeli. Sürekli kısaltılmalı. Daha sık aralıklarla paylaşılmalı. Ama bu sadece ifşa yetmez. Taklit taşı yapan firmalara hani ilkinde uyarıdan sonra kesin bir ticaretten mene varana kadar özellikle para cezaları çok çok düşük, caydırıcı değil. Firmalar bunun kat kat fazlasını kazanıyorlar. O yüzden yani cezayı öder, devam ederiz algısı çok fazla. O yüzden cezaların daha arttırılması lazım, daha caydırıcı olması lazım. Hatta dediğimiz gibi ticaretten mene, sicile işlenip bir daha o işi yapması engellenene kadar gitmesi lazım ki bunun önüne geçebiliriz. Hatta mesela işte çocukları, eşi, annesi, babası ve yakın akrabası üzerinden de yapamamalı. Şimdi bazı firmalar orada aynı. Tabii biz mesela Süt Teknoloji çalıştığım için hangi firmanın hangi isim değiştirdiğini biliyoruz bu son zamanlarda. Yani siz de biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla aslında fabrika aynı ama marka değiştirmiş ve eski markadan daha fazla yeni marka orada deşifre olmuş. Tabi bunların da engellenmesi gerekiyor. Mesela hapis cezasına katılır mısınız? Tabii ki sonuçta yargılanmalı bunun sonucu. Kesinlikle yargılanmalı. Hatta bununla ilgili Gaziantep'te de bir gıda mühendisi bilir kişinin bizim Gaziantep il temsilcimizi vermiş olduğu bilirkişi raporundan sonra bir hapis cezası durumu olmuştu. O yüzden oraya kadar da iletilebilmeli. Çünkü ciddi insan sağlığıyla tabii direkt alakalı olduğu tabii için hapis cezası katılıyor. Şimdi ama bunlar yer engellenemiyor. Yani bakıyorsun her sene işte listeler artıyor. O sizin dediğiniz o aralığın kısaltma çok önemli çünkü insanlar hemen öğrenmeli. Mesela o firmanın ürünü raftayken insanlar bunu öğrenmeli. Kesinlikle. Ona çok katılıyorum. Bir de şunu da düşünüyorum ben sevgili Bay, ne dersin yani? Şimdi Türkiye'de bütün dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de gıda fiyatları artıyor. Şimdi muhtemelen yine bazı gıda ürünleri zam yapıyor, süt ve ürünlere. Çünkü çiğ süt fiyatı arttı, yakında zam bekleniyor. Bakıyorsun peynir, 30 liradan altında peynir yok. Şimdi asgari ücrete zam gelecek. Evet. Dolayısıyla baktığımız zaman her gün mazot artıyor. Her gün mazot artıyor ve asgari ücret de açlık sınırının altında. Şimdi böyle baktığımız zaman acaba bu firmalar insanların gelir düzeylerinin düşük olmasından faydalanıp ucuz gıdalar mı üretiyorlar? Bunu nasıl çözümle? Çünkü bak şu bu insanların mesela 30 liraya peynir alması, 20 liraya zeytin alması zaten mümkün değil. Ya gerçekten burada bir şey var. Yani burada evine ekmek götürmek zorunda ucuz gıdaya mecburen yöneliyor. Ama bunu fırsatla firmalar ucuz gıda üretip taklit ve tahşişsin dediğiniz gibi onu da üretip de piyasaya. Bunu nasıl çözebiliriz? Bakanlık denetimlerini sıklaştıracak. Yani
Çünkü denetimler 2018 faaliyet raporunda açıkladılar. Hı hı. 1 milyon 125 bine yakın bir denetim gerçekleştirmişler. Hı hı hı. Ve baktığın zaman 6825 denetçiyle bu işi yapıyorlar ki son derece yetersiz. Bunların içerisindeki gıda mühendisi sayısı bakanlık tam bir rakam veremiyor ama 2250 civarında olduğunu söylüyor ki bunun tamamı denetime çıkmıyor. Büyük bir kısmı masa başı diğer işlerle ilgileniyorlar. Ya bakanlığın yapmış olması gereken şey 29 ay oldu yanlış bilmiyorsam. 29 aydır herhangi bir atama ne gıda mühendisi ne ziraat mühendisi ne veteriner hekim atama yapılmadı. Dolayısıyla bu bir an evvel atama yapıp bakanlığa işin ehli insanlarla denetimleri sıklaştırmalı. Çünkü ortalamaya vurduğun zaman yılda bir denetime denk geliyor ki yönetmeliğe göre özellikle et süt işletmeleri 3 ya da 4 ay varana kadar yılda denetim görmesi gerekirken bunlar bu denetimlerden muaf oluyorlar. Maalesef kayıt dışı oldukça fazla. Bir de o var. Bakanlık sadece işletme kayıt veya işletme onay belgesi olan firmaları denetleyebiliyor. İşte onu soracaktım. Tamam siz girdiniz. Peki kayıt dışı olan firmalar yok bu işin bu denetleme içerisinde? Yok çünkü 5996 sayılı yasa yürürlüğe girdiği zaman aslında birçok işletme bu denetimlerin dışında tutuldu. Çünkü evet. 30 belgenin altı ve 10 personelin 30 belgenin üstü ve 10 personelin üzerindeki işletmeler istihdam zorunlu personel diye bizim tabir ettiğimiz 1996 sayılı kanunun ek birinde yer alan meslek gruplarını bulundurarak üretimlerini bir gıda bilimi konusunda eğitim almış kişi tarafından üretebiliyorlar. Bütün firma, gıda işleyen bütün firma eskiden hiç işçi sayısına bakılmaksızın, motor gücüne bakılmaksızın gıda mühendisi, ziraat mühendisi, yani ziraat mühendisi gıda ile ilgili gıda bölüm, mesela süt teknolojisi bölümü mezunu ya da benim gibi eskiden gıda bölümünden mezun olan ziraat mühendisi, veteriner hekimler, bazı alanlar mesela bahçe bitkileri bölümü ziraat mühendisleri mutlaka bulundurmak zorundaydı. Ama sonra yapılan değişiklikle 30 belgeden fazla olan işletmeler bulunmak zorunda. Dolayısıyla bunların altı... Onların altı kayıt dışı değil, işletme kayıt belgesi var ama üretimlerini yaparken başlarında bir gıda bilimi konusunda eğitim almış bir mühendis ya da veteriner hekim bulunmuyor. Bu büyük bir aslında sıkıntı. Bu aynı zamanda bu mühendisin istihdamını da azalttı. Tabii ki özellikle yani bir alanı kaybettirdi yani. Onunla ilgili de bakanlığa odamızın gerek o zamanın adıyla Tarım Köy İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, şimdi Tarım Orman Bakanlığı sıkça değişiyor isimleri. Ve hatta en son Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Sağlık Politikaları Kurulu'na da yetkilendirilmiş gıda danışmanlığı diye bir projemiz var. Onu sundu ama yaklaşık 8 seneye geçti herhalde. Herhangi bir olumlu cevap alamıyoruz. Burada da ne diyordu? Bir havuz oluştursun. O havuzun içerisinde gıda bilimi konusunda eğitim almış kişiler olsun. Firmalardan belli bir miktar ücret toplansın. Geri kalan kısmını da devlet eliyle istihdam edilsin. İlgili meslek grupları ve bunlar da haftanın belli günleri o firmalarda görev alarak en azından gıda üretimini, gıda bilimi konusunda eğitim almış kişilerle birlikte üretilsin ve en azından bir denetleme mekanizmasını kendi içinde bulsun. Daha önceki sistemde çünkü bir mühendis 5 işletmeye bakabiliyordu 1996'dan önce. O zaman işte parayı patron verdiği için belli başlı sıkıntılar çıkıyordu. Şimdi bu şekilde yapılmasını öneriyoruz. Birçok bakan değişti. Umuyoruz bundan sonra bu sistem yürürlüğe sokulursa en azından büyük bir kısımda denetlenmiş olacak iç mekanizmayla. Tabii onun dışında dediğimiz gibi birçok kayıt dışı firma var. Tüketicinin şuna dikkat etmesi lazım. Bir ürün aldığı zaman o ürünün üzerinde mutlaka bakanlığın vermiş olduğu işletme kayıt ya da işletme onay belge numarasına ilk bakmaları gereken şey o. Eğer böyle bir şey yoksa... Onu etikette mi görecekler? Etikette. Hani ben biliyorum da sevgilisi anlamadım. Etikette görecekler. Etikette. Bir. Yani tüketici bir ona bakmalılar. Eğer işletme kayıt ya da işletme onay numarası yoksa direkt Alev 174'ü arayıp şikayette bulunmaları lazım. 24 saat açık Alev 174. 24 saat 170. Açık. Evet sevgilisi Alev 174'e gıda hattı. Tüketicilerin şikayeti için kurulmuş bir hat. 24 saat açık ve mutlaka dönüyorlar size. Yani öyle bir şeye başvuru mutlaka dönüyorlar. Yani bakanlık mutlaka dönüyor. Evet. Onun dışında tabii ki son tüketim tarihi ya da tavsiye edilen tüketim tarihine mutlaka bakmaları lazım.
Özellikle dediğim gibi kayıt dışı işletmelerin önüne geçebilmek için bunlar dikkate alınması lazım. Hı hı. Bir de şöyle bir karşılaşıyoruz. İşte yani birçok tüketici okuma, yani etiket okuma alışkanlığı yok zaten, biliyorsun. Bazıları da son tüketim tarihine bakarlar genellikle. Öyle hani besin maddesinin etiketine bakayım falan diye öyle bir şey yok. Öyle bir Türkiye'de bir alışkanlık yok. Bir de şöyle diyorlar başkanım, ya bunun üzerinde E var. E-309. Biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ya da örneğin monosodyum glutamat yazıyor. Biz monosodyum ne olduğunu bilmiyoruz. Veya MSG yazıyor. Bilmiyoruz. Veya işte GDO. Biz diyorlar elimizde cep telefonuyla gezdirip Google'a mı gireceğiz bunların ne olduğunu anlamak için. Böyle bir de sorun var ya. Yani tüketici mesela E-330 yazdığı zaman veya örneğin 280. Bunun ne olduğunu zaten bilmiyor. Bu asit midir? Başka bir kimyasal mıdır? Bilmiyor. Ya da yazsa bile bunu bilmiyor. Yani bir de böyle bir sıkıntı var. Tüketiciler çünkü bundan çok şikayet ediyorlar. Ama bunun önüne de geçmek de mümkün değil. Çünkü uluslararası kodlar bunlar. Aslında baktığım zaman etiket yönetmeliğinin de revize edilmesi lazım. Üzerinden geçilmesi lazım. E-kodları kötü bir şey değil. Sizin de bildiğiniz üzere. En azından o ürünün kullanılan katkı maddesinin Avrupa'da REÇFA ve bizim ağda değerleri dediğimiz değerlere uygun olduğu, insani tüketime uygun olduğu, insan sağlığına zararlı olacak minimum gramajlarda, miktarlarda kullanılmasını garanti altına alan bir kodlama sistemi aslında. Fakat ne yazık ki bununla ilgili gıdada çok fazla bilgi kirliliği var. Gıda bilimi konusunda eğitim almamış nevi şahsına münasır insanlar, herkesin bildiği kişiler var. Mutlaka ki vatandaşın gıda konusunda söz sahibi olan kişilerin gıda bilimi konusunda eğitim almış kişiler olmasını birini dinlerken buna mutlaka bakması yani lazım. Mesela şu gıda mühendislerini dinlesinler. Mesela bir gıda mühendisi işte sütle ilgili konuşurken ya da başka bir konu onu dinlesinler. Mesela tarımla ilgili ziraat mühendislerini dinlesinler. Kesinlikle. Sütle ilgili ziraat mühendislerini dinlesinler. Gıda mühendislerini dinlesinler. Etle ilgili gıda mühendislerini dinlesinler. Veteriner hekimleri dinlesinler. Onun dışındaki meslek grupları artık herkes kendi işine başlıyor. Kesinlikle. Yani biz ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, veteriner hekimler, kimya mühendisleri zaten kendi işleri ve bu konu uzman insanlar. Yani bizim bir açık kalp ameliyatını anlatmamız ne kadar doğruysa o kişilerin de gıda üzerine söz söylemesi o zaman tüketicileri de burada uyaralım. Bak başkanım çok güzel bir şey, etikette bakmak dışında bir de o konuda uzman olan kişilerin söylediklerine baksınlar diye. Ben de çok katılıyorum buna. Bir de başkanım şöyle mesela bir de ucuz gıdalar var. Yani tüketici mesela alsın mı ucuz gıdaları? Ya her şeyin aslında bir matematiği var. Aynen. Türkiye'de et fiyatları belli. Evet. 55-60 lira civarında. Tavuk fiyatları yaklaşık 30 lira civarında. Dolayısıyla yani bir et döner veya tavuk dönerden örnek verirsek bu matematiği yapmak lazım. Hı-hı. Kalkıp da bir 3 liraya 4 lirayı bir döner, tavuk döner yiyorsanız bu ne diye sorgulanması lazım. O nedenle hani evet ucuz ürün üretiyorlar. Daha işte taklit tahsis dediklerimizi yaparak sadece bir şeyler evet ülke ekonomisi belli maalesef. Ülkenin gelir düzeyi belli. Açlık sınırı belli, asgari ücret belli, yoksulluk sınırı belli. Evet. Çoğumuz açız, hepimiz yoksuluz gibi bir durum var aslında baktığınız zaman. Tabii. Ama gene de sağlıklı bir şekilde beslenmek için hani beslenmek sadece karın doyurmak değil. O nedenle mutlaka o matematiği yapmak lazım. Çünkü şunu şöyle de düşünmek lazım başka, mesela hangi firma maliyetten daha düşük fiyata satar? Diyelim ki firma düzgün bir salça üretiyor veya bir konserve üretiyor ya da bir makarna üretiyor ya da ne bileyim işte bir peynir üretiyor. Şimdi maliyetini altına satar mı? Ya kesinlikle mutlaka bir hile olması lazım. Yani yemek sektöründe de öyle. Bugün bir 4 kap yemeği 13-14 liranın altına yenmesinin çok fazla mümkünatı yok. Çünkü personel maliyeti var, işletme giderleri var. Onun dışında taşıma maliyetleri var, kullandığınız ürünler var, mazot her gün artıyor. Evet. Topladığınız zaman bir yemekte 100 gram et kullanıyorsunuz, etin kilosu belli. Evet. Ya malzemeden çalacak ya da başka cins bir şeyler kullanacak. Yani dana eti yerine en iyi ihtimalle düve veya inek eti kullanacak. Ya da işte çıkıyor at eti. Hani bu işte son şeyde de var listede at eti, eşek eti. Ondan sonra işte çeşitli etler veya sakat atlar kullanıyorlar. O şeyi açayım. Şimdi çok güzel bir şey söyledi Bilal. Yani Türkiye'de asgari ücret asgari ücretin altında. Sanırım
Bu yoksulluk sınırı da en son Türk İş açıkladı 7.000 lira civarında. 6.000 küsur. O zaman Türkiye'de 7.000 liranın altında bir eve, eğer bir eve 7.000 liranın altında para giriyorsa o ev yoksulluk sınırının altında yaşıyor demektir. Bu bir gerçek. Çünkü bunu Türk İş açıkladı. Mesela karı koca asgari ücretle çalışıyorlar. 4.500 lira para alıyorlar ve bu hane yoksulluk sınırının altında yaşıyor demektir. Dolayısıyla bir de onlar tarafından düşünmeye başlıyorum. Yani şimdi sevgili seyircilerimiz, gıdaya ulaşmak ve sağlıklı gıdaya ulaşmak Birleşmiş Milletler tarafından garanti altına alınmıştır. Birleşmiş Milletler söylüyor bunu. Hatta hayatında hep temiz su içmeyen insanlar var birçok fakir ülkelerde. Bırakın gıdayı, temiz su içmeyen insanlar var. İşte oradan Türkiye'ye dönersek, yani bunları nasıl şey yapalım, yani nasıl doyuralım? Mesela bir gelir, hani gelir dediğimiz para anlamında, hani gıda dağıtımından bahsediyoruz, paranın dağıtımından mı? Mesela bu paranın dağıtımı adalet sağlanmalı mı ki insanlar sağlıklı işte ürünlere ulaşabilsinler? Yani kesinlikle sizin de dediğiniz gibi sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmak bir insanlık hakkı. Hı-hı. Aynı şekilde temiz ve içilebilir suya ulaşmak da bir insanlık hakkı. O anlamda da aslında belediyelere, hı-hı, insanların tüketebilecekleri miktardaki suyu halka ücretsiz, hı-hı, vermesi gerekiyor. Bu konuda da aslında, hı-hı, atılması gereken adımlar var. Hı-hı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 500 ile başlamıştı. Şu anda 1 metreküp suyu halkına ücretsiz olarak, hı-hı, veriyor. 1 metreküpün üstündeki suyu, hı-hı, ücretlendiriyor. Bu uygulamayı da umarız en kısa sürede İzmir'imizde, hı-hı, de yaşamış oluruz. Yani şöyle, mesela gelirleri başka tarafta arttırıp aslında belediyeler bunu yapabilirler. Tabii ki. Yani aslında gelir derken o ulaşma falan zamla değil de başka gelir kaynakları bulabilirler belediyeler. Şimdi tabii ki maaşlar bir miktar, hı-hı, artıyor. Yani enflasyon zaten söylenenler kadar değil, hı-hı, maalesef. Gıda enflasyonu çok çok, hı-hı, daha tüm dünyada düşerken bizde, evet, artıyor. Bu nedenle de insanların parasını arttırmak, gelirini arttırmak biraz daha zor. Giderlerinden aslında, hı-hı, bunu azaltmak gerekiyor. Ya biz tarımda maliyetleri düşürmek deriz. Evin maliyetlerini düşürmek. Yani mesela daha düşük gıdaların maliyeti. Ama bu da şöyle, girdilerle. Mesela şurada problem var başkanım. Şimdi bu gıda fiyatı bu kadar yüksek olması nedeni tarım girdilerinin çok yüksek olması. İşte mazot fiyatı çok yüksek, gübre fiyatı çok yüksek, enerji çok yüksek, ilaç fiyatları çok yüksek. Dolayısıyla zaten fabrikaya geldiğinde yüksek maliyetle geliyor. Halbuki burada birinci üretimin maliyetleri düşürmek gerekiyor. Katılır mısınız buna? Kesinlikle. Yani birinci üretimde meyve sebze, yani çiğ meyve sebze üretiminde. Ve et fiyatları ne kadar düşük olursa hayvansalından o kadar da sonuçta gıda ürettiğin zaman fiyatlar da o kadar düşmüş olacaktır. Peki mesela bu hani biraz önce bir şey işte insanların gelir dağılımının düşük olması, işte açlık sınırının altında gelir yoksulluk sınırının altında olması bir. İkincisi maliyetlerin tarımda yüksek olması iki. Üçüncüsü gıda güvenliğinin işte tam olarak oturtulaması ya takviye tahsis gıda olması. Mesela bunu, bütün bunları kooperatifleşmeyle çözebilir miyiz acaba? Biz yapmış olduğumuz her açıklamada aslında onu dile getiriyoruz. Türkiye'de ne yazık ki net tarımdan, gerçi hayvancılık da işine giriyor, tarımda ne yazık ki bir politikamız yok. Hı-hı. Bir politika olmaması nedeniyle aslında en büyük sıkıntı yaşanıyor. Hı-hı. Yapılacak olan en doğru şey aile çiftçiliği, hı-hı, kadın kooperatifleri, genç kooperatifleri ve kooperatifçinin önünü açmak. Hı-hı. Böylelikle hem sürdürülebilir bir ürün elde edilmiş olur hem de çiftçinizi desteklemiş olursunuz. Bunu kesinlikle Türkiye tarımını kurtaracak olan yegane şeylerden bir tanesinin de kooperatifçiliğin desteklenmesi olduğuna biz de inanıyoruz. Ve bu söylemle de yapmış olduğumuz çoğu basın açıklamasında da dile getiriyoruz. Çok güzel. Yani aile çiftçilerinin, küçük aile çiftçilerinin yaşatılmasının, gıda mühendislerinin zaten ben şey olduğunu biliyorum, öyle bir politikası olduğunu biliyorum. Ki sadece üretim değil, yani bunu, hı-hı, gerek dağıtım ve organizasyonda, hı-hı, da gerek tüketimde de kooperatifleş, tüketici kooperatiflerinin, evet, de kesinlikle kurulması, aynen, gerekiyor. Yani sadece üretici kooperatifi yetmez, yetmez, tüketici kooperatifine kurulması gerekiyor. Yani. O adadan aracının çıkabilmesi için de, hı-hı, tüketici kooperatifi de mutlaka kurulmalı gerekiyor. Yani onlar tabii tüketiciler kuracak. Üretici kooperatifler kırsal kesimde, tüketici o şehirlerde, tüketicilerin olduğu yerde. Bunlar zaten öyle olduğu zaman ancak. Peki ama şöyle söylüyorlar ya, işte Türkiye'de parçalı bir yapı var tarım. 60 deka ortalama biliyorsun. Ortalama büyüklük.
Dolayısıyla baktığınız zaman 10 hayvandan daha az hayvan olan işletme sayısı %90'dan üzerinde zaten. Dolayısıyla bu yapıyla Türkiye'de tarım bir yere gitmez. Dolayısıyla büyük çiftlikler gerekiyor diyorlar. Ama siz öyle demiyorsunuz. Evet. Siz diyorsunuz ki hayır, bunlar yaşatılmalı diyorsunuz. Kesinlikle. Bunu bu modelde kooperatifleşme olarak açıklıyorsunuz. Çok güzel. Çünkü biz de ziraat mühendisi odası var. Biz de aynı şeyleri söyle. Mesela kooperatifler marka yaratmalı. Neden soruyor biliyor musun? Bir gıda mühendisi. Mesela gıda markası yaratmalılar mı kooperatifler? Çünkü biz bunu söylediğimizde diyor ya işte bu özel sektöre alternatif mi? Değil. Bu konuda ne düşünüyorsun? Mesela söyleyelim kooperatif olduğu için. İzmir'de çok güzel bir örneği var. Giresun Kooperatifi. Kooperatif olduğu için özel sektör firmaların isimlerini söylemiyoruz burada ama kooperatif. Mesela diğer kooperatif böyle markalaşmalılar mı sizce? Kesinlikle bu zaten desteklenmesi lazım. Desteklendikçe bu büyür. Çiftçinin desteklenmesini de buradan kimse sadece maddi anlamda algılamasın. Özellikle eğitim anlamında çok fazla desteklenmeleri gerekiyor. Bunu görüyoruz. Çünkü özellikle yaptığımız ihracatlarda geri dönen ürünleri görebiliyoruz. Bunlar tamamıyla çiftçilerimizin yeterli bilgilendirilmemesi kaynaktır. Kullanacakları pestisit miktarlarını bilmemeleri ya da o ülkenin mevzuatında olmayanları ilaçları kullanmaları sonucu birçok ürün aslında geri dönüyor. Bu da son derece bir maddi kayıp. Bunu da altını çizmek lazım. Özellikle kooperatifçilik ve çiftçiliğin desteklenmesini sadece maddi anlamda algılamamak lazım. Evet, Tresüt Kooperatifi çok güzel bir örnek var. Yıllardır İzmir'de Süt Kuzusu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştiriyorlardı. Hatta bunu bir ara devlet eliyle yapılmaya kalkıldı. Çok büyük sıkıntılar yaşandı. Zaten 2019'da bitti biliyorsunuz. 2018, çünkü sürdürülebilir değildi. Fakat buradaki sürdürülebilir hatta artık burayı da aştı. İstanbul'da. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte. Desteklendiği zaman ve doğru yönetildiği zaman neler yapılabileceğinin aslında en büyük örneklerinden bir tanesi. Bu anlamda da tabii ki söylediğiniz söz bir marka yaratılabiliyor ve işleyebiliyor. Tabii ki bunların devamları gelmeli. Farklı sektörlerde devamları gelmeli. Bu da ne oluyor? Hem kooperatifçiler, çiftçiler kendi aralarında bir birliktelik sağlayabiliyorlar. Hem de kendi ekonomilerine ve ülke ekonomisine katkı sağlayabiliyorlar. Şimdi bir de gelecekte hem birinci üretim yani ziraat mühendislerinin ve hem bilgisayar hem de hayvansal üretimi yapan çiftçilerin ve gıda mühendisliği, gıda işlemi anlamında söylüyorum, karşılaşacakları ve veteriner hekimlerinde tabii hayvan söyledi. Bir sorun var. İklim değişikliği nedeniyle ürünlerin daha hastalıklı olması, daha çok ilaç. Mesela bu iklim değişikliğiyle mücadele anlamında kooperatiflerin önemli olduğunu düşünür müsünüz? Tabii ki oradaki insanların eğitilmesiyle birlikte, pestisitlerin mümkün olduğunca az kullanılması, doğal yöntemlerin uygulanması, sera gazlarının azaltılması, mutlaka bu iklim değişikliğinin azaltılması gerekiyor. Üç tane eylem düzenlendi. Dördüncüsü de galiba Kasım ayında bir düzenlenecek. Bu da aslında baktığınız zaman başlı başına bir gıda egemenliği sorunu ülkemizde. O nedenle de bilinçli bir şekilde üreticilerin desteklenip kooperatiflerle birlikte bu iklim değişikliğini en azından kullanacakları girdilerle veya kullanmayacaklarıyla bir yapıyı kurulması gerekiyor. Mesela siz hep kullandığınız bu medyada çok kullanılıyor. Üç tane deyim var. Mesela onunla da ilgili açıklama rica ederim. Birincisi gıda egemenliği, gıda güvencesi, gıda güvenliği. Bunlar ne demek? Çünkü çok karıştırılıyor bunlar birbirine. Çok ben anlıyorum ne demek. Evet. Yani lütfen onu da açıklarsan çok mutlu olurum. Hatta Ankara'da, Polatlı'da bir hasat şenliğinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gıda güvenliği milli beka sorunumuzdur, milli sorunumuzdur dedi. Burada yanlış bir tabirdi. Bizim eğer öyle bir sorunumuz varsa bu gıda egemenliği sorunudur. Neden yani? Şöyle, ne yazık ki Tarım ve Orman Bakanlığımız da aynı ifadelerle onlara yer verdi. O da aslında büyük bir sıkıntıydı. Buradaki düzeltmelerin yapılması gerekiyordu. Gıda güvenliği bir ürünün soframıza gelene kadar ki fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik sıkıntılardan arındırılmış güvenli, sağlıklı bir gıda tüketmek. Gıda güvencesi devlet
halkına, vatandaşına sürdürülebilir bir şekilde bir gıdayı sunmak zorunda. Uh-huh. Kimse aç kalmaması gerekiyor. Uh-huh. Ve gıda güvencesinde ithalatı, eğer ben herkese bir gıda, sağlıklı ve güvenilir bir gıda sunacaksam, gerekiyorsa ithalat da uh-huh. yapmam lazım diyor. Diyor. Uh-huh. Gıda egemenliği ise tamamıyla ithalatı yok sayıyor. Uh-huh. Kesinlikle üretilmesi gereken ve halka verilmesi gereken gıda milli olmalı. Uh-huh. Her şeyle birlikte kesinlikle ithalat yapılmamalı. Ülke kendi öz kaynaklarıyla, kendi ürünlerini, kendi çiftçilerini üretmeli ve o ürünleri tüketmeli diyor. Aslında en büyük fark gıda güvencesiyle gıda egemenliği arasındaki bu. Ve gıda egemenliği hem gıda güvenliğini hem gıda güvencesini içinde barındırıyor. Peki Türkiye bunu yani gıda egemenliğini Türkiye bugün mesela siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye şu anda gıda egemenliğini tam tesis ediyor mu? Yoksa ithalat var mı? Gıda güvencesinde bile sıkıntımız gıda var. Peki mesela Türkiye hani baktığınız zaman bir mühendis olarak, hani ben gıda mühendisi olarak düşünmüyorum. Mühendis, ben de mühendis, rahatsız da gıda mı? Bir mühendis olarak baktığınız zaman Türkiye mesela şu anda değişen mesela değiştireceği tarım politikalarıyla gıda egemenliği yeniden tesis edebilir. Kesinlikle edebilir. İşte hı-hı. bunu da en başta edebileceği şeyler bir tanesi dediğimiz gibi kooperatifçilik. Sağlıklı bir gıda egemenliği kurulabilmesi için bütün tarım politikasının sıfırdan bir politika yazılması lazım. Gıda güvencesi de yok. Neden? Çünkü görüyoruz biz bir şeylerin fiyatları arttığı zaman fiyat düşürmek için hemen ilk refleks ithal edelim. Bugün birçok şeyi ithal ettiğimize göre Türkiye'de gıda egemenliği yok demektir. Gıda güvencesi de ve gıda güvenliği de bakanlığın yapmış olduğu ifşalarla ve açıklamalarla yaptığı denetim sayılarının yetersizliğiyle aslında bu iş olmuyor diyorlar. Şimdi şöyle bir şey soracağım. Vaktimiz de çok az kaldı. Şimdi dün bizim yaptığımız etkinlik Yusuf Van Gül, tanırsınız. Evet. Ziraat Mühendisleri İzim Esnaf Asalakir Odası'nda işte gıda birim sorumlusudur. Benekbir Ziraat Fakültesi'nin Tarım ve Teknoloji bölümü. Eskiden gıda mühendisi yoktu onların. Sonra da açıldı biliyorsunuz. Evet, 1975. Yani ziraatın içerisindeydi gıda. Ben de oradan mezunum. Bir şey söyledi. O ekmeği anlattı. Bakanlık şu anda gıda kontrolör sayısı var. Yani şu andaki işte gıda mühendisi olsun, ziraat mühendisi olsun, veteriner hekimi olsun, iki misline çıkartmalı dedi. Katılır mısınız? En az. Değil mi? En az. En hatta az mümkünse üç. Çıkarmalı. Çünkü dediğimiz gibi yapılan denetim sayıları belli. Kendi faaliyet raporlarında bakanlık belirtiyor. Uh-huh. Yetmiyor. Yetmediği için de ve bu denetimleri de işin ehli kişilerin yapmış olması evet, gerekiyor. Kesinlikle. Bunlar yetmiyor. Mümkün olduğunca arttırması gerekiyor. Dediğim gibi sadece 2250 gıda mühendisi uh-huh. olduğunu tahmin ediyoruz. Bunu bakanlık da ne yazık ki tam olarak bilmiyor ve bunun bir kısmı idari görevlerde ve laboratuvarlarda çalışıyorsunuz. Uh-huh. Aslında sahaya çıkan denetçi sayısı oldukça az. Tabii burada denetlenebilecek yer çok çok fazla. Uh-huh. Okul tamam. kantinleri de aslında baktığın zaman Tarım Orman Bakanlığı'nın bünyesinde olması gerek. Onun görev sorumluluk alanında. Ama ne yazık ki yetişemedikleri için Milli Eğitim Bakanlığı bir komisyon kurup belli öğretmenlerle bu işi yapmaya çalışıyor. Pazar yerlerinin denetlenmesi lazım. Hı-hı. Ne kadar denetlenebiliyor tartışılır. O nedenle de 2-3 katına hatta çıkartılması Hı-hı. gerekiyor. Doğru söylüyorsun. İşte 2200-6000 kişi mesela en az olmalı ki onlar da diyorsun denetlemeler yapmalı. Yani oturup mesela ilçe tarım müdürlüklerinde ziraat mühendisliği dosya yazar. Halbuki onun sahada olması gerekirken işte zeytin destekleme dosyaları yazıyor. Onların memurları yapması gerekiyor. Memurlar yani çok net yani. Ya bir mühendis mesela öyle kullanılmaz aslında. Mühendis sahada kullanılır. Yani gıda mühendisliği. 6800 küsür yani yaklaşık 7000 denetçiyle bahsetmiş oldukları gibi 1 milyon 200 bine yakın işletme çok net bir şekilde denetlenemez. Evet, kesinlikle. O zaman şey de olur yani o denetlendiği zaman insan bu sonuçta ortada açıkladıklarıyla. Bu listedeki firma sayısı azalır diyorsun. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katıldığın için çok güzel bilgiler verdin. Çünkü bu tür programların yapılması gerekiyor. Ama merkez medya maalesef daha çok spekülatif programlar evet, yapıyor biliyorsunuz. Evet biraz daha sansasyonel söylemlerde bulunanlar. Ama biz Kanal İzmir Televizyonu olarak sizin gibi teşekkür ediyoruz. Gerçek hani bu işin uzmanlarını özellikle burada konuk etmeye çalışıyoruz ve ediyoruz da. Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğum
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Gıda Mühendisliği Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Uğur Toprak'tı. İbrahim'i de söylemişti de. Çok önemli şeyler söyledi sevgili seyirciler. Bir kere birincisi kooperatifleşmeyi öne çıkarttı. Yani sağlıklı gıda tüketmek için birincisi kooperatifleşmeyi öne çıkarttı. İkinci tüketicilere şunu söyledi. Etiket bilgilerini okuyun dedi. Mutlaka etiket bilgilerine bakın dedi. Üçüncüsü ucuz gıdalardan uzak durun dedi. Çünkü hiçbir işletme maliyetin altında ürünü satmaz. Bu üç şeye dikkat etmek gerekir sevgili seyirciler. Evet, önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Yapma yayını emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederek diyorum ki bizimle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.